Çalışmayan var. İşine gitmeden maaşını alan var. Çok yüksek maaş alanlar var. Sırf ek mesai alsın ki daha yüksek olsun diye ek mesai alanlar var. Ek mesai işini yapmayıp da ek mesai yapanlar var. Böyle durumlar var, evet. Ama bunu biz görebiliyorken, biz yani vatandaşlar olarak görebiliyorken devletin görmemesi, görse de bir şey yapmaması bu sistemin devamlılığını sağlıyor. Ve şimdi kriz anlarında da gelip işte sanki çok fazla biz size rant sağladık, bu rantı elinizden bir şekilde alacağız ve siz de sesinizi çıkartmayacaksınız edasıyla gelip memurun, emeklinin başına şişiyoruz. Ve bu olabilecek bir durum değil gerçekten. Bir anda işte 4 aylık hayat pahalılığının ödenmemesi söz konusu ortaya çıktı. Ben artık eş zamanlı olduğuna inanıyorum. İşte gala meselesinin üzerisini belki örtmek adına, onu tartıştırmamak adına şimdi hayat pahalılığını gündeme getirdik.